Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu Firtek'e aparatıyla Firtek'e oyası nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu aparatımızla şu kısmı yapıyoruz. Daha önceden çalışmış olduğum bir çeyizlik şalda bakın. Şu kısımlar Firtek'e işi, aradaki motifler ve zincirlerle birbirine birleştirerek şalımızı tamamlıyoruz. Batik bir iple de bakın bu şekilde çalışmıştım. Yine şu kısımlar Firtek'e işi, bakın 1, 2, 3, 4 parça ve bu şekilde birleştirerek kendime atkı ya da boyunluk çalışabilirsiniz. Ben atkı çalışmıştım. Daha sonra ucundan dikerek boyunluğa çevirdim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu çalışmış olduğum şalımın ipi Alize Saf Tiftik süper ince. Bunu yıllar önce almıştım. Şimdi satılıyor mu bilmiyorum. Ama çok zarif duruyor. Gelinlik üzerine özellikle çok yakışacak bir ip. Şimdi yapımına geçecek olursak ben normal bir tiftik ipimizle göstereceğim. Atkımı çalışmış olduğum kalınlıkta bir ip. Oldukça basit. Ne kadar uzunlukta istiyorsanız atkı, boyunluk ya da önünüze bir örnek varsa böyle şal. Ben bunu tek tek sayarak yapmıştım. Örerken sayarım genelde. Tekrar tekrar saymamak için. Zaten saymazsanız denk gelmiyor. Bakın bu şekilde düğüm attım ipime. Biraz daha yaklaştırarak netleştireceğim. Evet, düğümümüzü ortadan attık. Gevşek atmışım, tekrar çıkardım. Sıkıca bağlıyoruz. Bakın şimdi böyle çeviriyoruz. Düğümüm arka tarafta. Eliniz alıştığında çok hızlı yapabileceğiniz bir teknik. Bakın şimdi böyle tutuyorum. Ucu açık kısım yukarıda. Burası alt kısım. İplerin altından geçerek tığ ile ilmeğimi aldım. Ve bir zincir çekiyorum. Tığımı şöyle çevirdim. Aparatımızı çeviriyoruz. Gayet sıkı tutuyoruz ipimizi. Şuradaki ipi tutalım, karıştırmayalım. Buradan ilmeğimi çekiyorum. İlmeğimi taktım. Buradaki ipimin altından ilmeğimi alıyorum. Ve tığın üzerinde iki ilmeğimiz var. İkisini beraber kapatıyorum. Çeviriyorum. Şimdi burada bakın iki oldu. En son yaptığımız ilmeğin iki ipin altından geçiriyorum tığımı. İlmeğimi buradan alıyorum. İkisini beraber topluyorum. Tığımızı geçirelim. Aparatımızı çevirelim. Böyle döne döne yapıyoruz. Buradan iki ipin altından geçtim. İkisini beraber topladım. Gayet ortalı çalışmaya dikkat edin. Ortadaki ilmeğimizi sağa ya da sola kaydırmayalım. İki ipin altından geçiyorum. İlmeğimi aldım. Ve ikisini beraber topluyorum. Aparatımı çevirdim.
Bu şekilde hep en son yaptığımız ikili ilmeğin altından ilmek alıyoruz ve ikisini beraber topluyoruz. Yavaş gösterdiğim zaman daha zorlanıyorum yaparken. Bu şekilde. Bu klasik firteke oyası. Başka videolarımda ortada desen uyguladığımız firteke oyaları var. Onları da inşallah göstermeyi düşünüyorum. Böyle yaparak nerede kullanacaksak, uzunluğunu ne kadar istiyorsak ona göre tamamlayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.